Selamun aleyküm. Bu videoyu tanıtım videosu olarak çekmek istedim. Bir de bazı şahıslara cevap olsun diye çekmek istedim. Ama dediğim gibi söylenecek o kadar çok şey var ki bitmek bilmiyor. Şahıs, o 41 asimlikli şahıs, bizim dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bana, şahsıma hakaretlerde bulundu, iftiralarda bulundu. Bunların cevabını verdik. Arada vermeye de devam edeceğiz. Her şekilde. Şimdi bir tane videosunda şöyle söylüyordu. Azmi kardeşimiz için ithamlarda bulundu. Geçmişiyle alakalı. Kanunsuz işlere bulaşmış. Sen kanun musun? Ceza mı veriyorsun? Ceza mı kesiyorsun? 41 asi. İşte Babakul 09 hakkında aynı şekilde. Ben Deniz Albayrak ve diğer arkadaşlarımızın hakkında para kazanmanın peşindeymişiz. Para için uğraşıyormuşuz. Cebinden kaç lira para verdin 41 asi bize? Kaç lira menfaatimiz oldu? Şimdi farz edelim ki biz, hani diyelim ki biz para aldık, menfaat çıkar ilişkisi için uğraştık o kadar. Sen de bizim neydin? Kaç ay boyunca pardon, kaç ay boyunca bizimle beraberdin? Ne oldu yani, biz şimdi senin paranı mı kestik de o yüzden mi ayrı düştük? Yani ne söyleyeceğin, iftira atacaksın, nasıl bir iftira atacağını da bilmiyorsun. İnsanlara hakaret ediyorsun. Ben sana buradan küfür etmeyeceğim, söylemeyeceğim, dediğin gibi hakaret de etmeyeceğim. İnsanlar sana kapısını açtı. Evet, yeri geldiği zaman söylüyoruz, söylemek zorundayız. Kapısını açtı, evini açtı, yatak açtı, yemek verdi, bir tas, bir kap olsun. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Bana bir kelime öğretenin bin yıl kölesi olurum. Bir de ne derler atalarımız? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ya sende bir gün bile hatırı olmadı mı bu insanların? He? Ya şu, emin olun, şu kapımdaki köpek, yemin ediyorum, kapımdaki köpek yediği kaba pislemez, bana ihanet etmez. Bana ihanet etmez, sahibine ihanet etmez, dostuna, arkadaşına ihanet etmez. Öldüğün zaman başında bekler, leşini yemez. Ya sen arkadaşların, dostunu yiyecek kadar nankörleştin be. Neyse, orada mic satışlarına girdi. Mic'lar bozuluyormuş. Arkadaşlar, mic burada. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Araçta da kullanıyorum. Arabada da kullanıyorum. Kablosu var. Kablosunu çıkarıyorsun. Bluetooth'tan kullanıyorsun. Hiçbir şekilde bir arıza vermedi. Hiçbir sıkıntı yok. Artı orada ithamlarda bulundu. Babakurt 09'un 10.000 euroluk mic aldığına dair. Nereden bu bilgi geldi sana? İspatla. İspatlamazsan en adi bir insansın. İspatla. Ayrıca biz hep şunu söyledik. Kardeşim, isteyen istediği ülkeden mic satışları zaten internetten yapılıyor. İnternetten sipariş verdiğiniz zaman çıkıyor. İnternette hangi ülkedeyseniz o ülkenin distribütöründen alabiliyorsunuz. Ama biz her zaman şunu söyledik. Bizim bu mic'ları satan Türkiye distribütörü var. İstanbul'da Ozan Çağman ismini verdi 41 asi. O yüzden söylüyorum, Ozan Bey, Ozan Çağman. İnternete girdiğiniz zaman İstanbul'dan, Türkiye'den alabiliyorsunuz. Bizim vatandaşımız alsın. Ben istediğim zaman gönderirim İstanbul'a. Herkes gönderebilir. Tamirini yaptırabilir. Çok da güzel bir şey. Hiç onun dediği gibi arıza yapan veya herhangi bir şey yok. Kesinlikle yok. Ben kullanıyorum. Araçta kullanıyorum. Evde kullanıyorum. Hatta evde şarjı bitiyor, şarja takıyorum. Şarjdayken kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir zamanlar mic'ı öven insan bugün doğal mic'ı kötülüyor. Bunun ne kadar işte böyle dönek bir insan olduğunu anlayın buradan. Hani insanlara dönek, öylesin böylesin diyor ya, işte
bazı arkadaşlara. Dediğim gibi geçmiş videolarda zaten bunu anlattık. Benim bu videoyu yapma amacım sizi biraz bilgilendirmek, dual mic konusunda olsun, Midland Tesis Programı'nda. Şimdi Midland Tesis Programı'nı indirdiğiniz zaman abi karşınıza çıkan şeyler nedir? İki tane ayrı ayrı şey var, grup var. Mesela transportçuların olduğu bölümler ve gurbetçilerin olduğu bölümler var. Transportçuların olduğu bölümde acil butonu var ve yol yardım kendi aralarında dayanışma yol bilgileri, kapı bilgileri bunlar oluyor. Birinin başına da bir iş geldiği zaman birbirlerine yardımcı olabiliyorlar, oluyorlar. Benim ağırlıklı bildiğim gurbetçi kanalları, tur 10'dan yukarı, tur 20'ye kadar, yani sohbet 20'ye kadar sohbet kanalı, TR, EU, EU, TR kanalları var. Bunlar Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye gidiş geliş kanalları. Ayrıca bilgi kanalı var. Yazın yoğunluğunda doğabilecek yoğunluktan dolayı da Romanya, Bulgar, Macar, Sırp kanalları eklendi. O bölgede olan insanlar oraya yönlendirilecek. Ayrıca de acil kanalı var. Yani acil butonu. Şimdi önce şöyle söyleyeyim. Midland'da bizim şimdi 4 tane adminimiz var. 2 tanesi gurbetçi kanallarında admin, 2 tanesi transportçu kanallarında. Ama baktığın zaman genelinde yönetim beraber çalışıyorlar. Falçata 40 nikli arkadaşımız gurbetçi kanalında, Mesut 27 nikli arkadaşımız da gurbetçi kanalında adminimiz. Onun haricinde transportçu kanalında Orkun nikli arkadaşımız ve Efkarlı 57 abimiz var. Bunlar ayrıyettiğinde beraber çalışan, hareket eden insanlar. Bir de Türkiye Dispiratörü genel sorumlu olan Ozan Bey var. Gurbetçi kanalında ustalar var. Bunlar sivil hayatında ustalık yapıyor bu arkadaşlar. Hani diyor ya, ne yardım yaptınız, ne yaptınız, kim yaptınız? 41 asi sabahlara kadar sen beklemedin kardeşim. Sabahlara kadar uykusuz kalmadın. Senin uykun geldi, gittin arabana yattın aşağı, lak 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 şamatanı yaptın. Ama bu arkadaşlar 24 saat gece uykusuz kaldı. Sabaha kadar sabahleyin kalkıp işe giden 2 saat uykulu arkadaşlarımız vardı. Bunlardan biri de Mete 34'tü hatırlıyorsan. Bizim diğer Yavuz Usta. Şimdi ben sayıyorum arkadaşlar. Yavuz Usta, İlyas Usta, Murat Usta ve Ömür Usta. Bunlar sivil hayatında da ustalık yapan arkadaşlarımız. Kanalda da gidip de arabayı orada tamir etme gibi bir şansı yok Almanya'dan kalkıp Sırba. Ama ne yapabiliyor? Bazı araçlar vardır. En ufak bir sıkıntı, yani küçük bir nedendir ama sigorta atığıdır, herhangi bir şeydir. Telefondan bir bilgi verdiği zaman adam bir sigortayı değiştiriyor veya bir yerle bir şey oynatıyor. Tak, araba adam yolda kalmıyor. Çok küçük bir bilgiyle bile. Ha, çok büyük bir arızaysa yol yardım ekibi var. İşte bunlar 14'lü Mehmet var. Ankaralı Yozgat, Fırtına, Hatem abi, Cemil'le, Cemil'le 58 ve Metin 55 gibi yol takip ekibi var bu koordinasyonun içinde. Bunlar da Özdemir 20 var, Ordu 52 var, Ankara Yozgat, Alsancak 40, Avşaroğlu, Balkız 40-81. Bunlar yol takip yapıyor. Bilgisayar üzerinde yol takibi yapıyor. Nasıl? Haritadan izine giden, yolda olan kişiyi haritadan görebiliyor. 24 saat takip ediyorlar. Geceli gündüzlü. Araç durduğu zaman hemen telsizde çağrı yaparlar. Niye durdun? Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Adam insanın navigasyon kullanmaya, telefona bakmaya herhangi bir ihtiyaç bile duymuyor. Google'dan herhangi bir şey aramasına bile gerek kalmıyor. Çünkü bu arkadaşlar 24 saat gece gündüz kanalda bekliyorlar. Böyle bir yol kanalında bekliyorlar. Diğer yardım ekibimiz de dediğim gibi araç arıza yaptığı zaman ustalar bu aracın çekilmesine buradan uzaktan müdahale yapılamıyor, çekilmesi gerekiyor denildiği anda bu yol yardım ekibi arkadaşlarımız hemen arka planda daha önceden yolda kalıp da yolda yardım alan arkadaşların tavsiyesi üzerine, bakın ne bir otelle konuşulmuşluğu var, ne bir çekiciyle, ne bir lastikçiyle, nedir, yolda kalmış adam, bir lastikçi lastik almış, bundan memnun kalmış, bunu bize bildiriyor, diyor ki ben buradan aldım bayağı uygun. Ama bir tane lastikçi değil,
Bir tane otel değil, 4-5 tane otel var. Zaten bu Google'da yazıyorsun. Adam araçta giderken, araç kullanırken Google'a yazıp da oradan aramaktansa bizim arkadaşlarımız oradan arıyor. 4-5 tane isim veriyor. Diyor ki bak arkadaş numara bunlar. Sana en yakın olan oteller bunlar. Budapeşte değilse Budapeşte de yakın olanlar. İşte Aziz abinin olduğu yer var. Ama tek bir şartımız var. Kesinlikle biz arayıp konuşmuyoruz. Kesinlikle. Kişi kendisi arayıp kendisi pazarlığını yapıyor. Ondan biz aramıyoruz. Kesinlikle bizim arkadaşlarımız aramıyor. Numaraları veriyorlar. Alternatif numaraları da veriyorlar. Kendileri arıyor. Pazarlığını kendisi yapıyor. Fiyatını kendisi alıyor. Gidiyor. Bizim söylediğimiz şu. Kardeşim memnun kaldığın zaman, memnun kaldıysan bize söyle. Biz bunu ekstra not alalım. Bu arkadaşımız memnun kaldı. Güvenli, temiz bir yer. Ona göre başka gelen arkadaşlara da isteyen arkadaşlara da bunu tavsiye edelim. Budur. Yani pazarlık konusu dediği, yok para kazanacak dediği buradan yalan olduğu meydana çıkıyor. Ayrıca bir de ağırlıklı sohbette olan arkadaşlarımız var. Bakın. Hani diyor ya 20-30 kişi, 10 kişi, 15 kişi. Ben size sadece yarısını sayıyorum bu arkadaşların. Ağırlıklı sohbette bulunan arkadaşlar. Bu ekibi saydığım ekipteki arkadaşlar var. Kanalın içerisinde sohbet 20'de. Ayrıca 24 Amperen 24 var. DJ Kral var. Çekirge 28 abimiz var. 43 Çarşambalı İyiliği var. İsmail 61 abim var. Toprağı. Ayrıca mesela o sohbette çok tecrübeli böyle konuları ele alan insanları bilgilendirecek kapasiteye sahip 24 Tercanlı İbrahim abim var. Köyün Börüsü var. Bunlar Çakıcı 66 abim var. Bunlar böyle olgunlaşmış, bilgi sahibi olan insanlar herhangi bir konuda konu açıp güzel bilgileri verebiliyorlar. Toros Eren abi, Bozkırlı Mehmet, Mardinli Vedat, Çılgın Zeki, Çoban 55, Kahraman 46, Tosun Paşa'mız var bir tane. Gazozcu var, Yüzbaşı. Bastırmacı Eren abim var, Adem 58, Yalnız Kurt. Baytar var bir tane, Baytarımız Kent 38. Mesut 40, Mit 40, İbrahim 66, 18 Kızılırmak abim var, Gamanlı abim var, İsmail Yaman 55 var, Yeşiltepe abim var. Dernek başkanıdır kendisi, Manay Dernek Başkanı Karadeniz'de. Hasan Albayrak var. Ayrıca Turgut 40 abim var, Gökmen 42 var. Ben varım sohbette bulunan. Ve şey var, bizim Şen Şakrak azmimiz var. Hani dedi ya, diyor ya ağzı çok pis. Arkadaşım bazen insanın damarına basmayacaksın. İnsanın damarına bastığın zaman hele de diyorsun ya oturup diyor ya evini ekmeğini yedim. O yüzden konuşmayacağım, konuşmayacağım diyorsun ama öbür taraftan adamı elinden geldiği kadar gömmeye çalışıyorsun. Yok ağzı pismiş. Vallahi gelin dinleyin arkadaşım. Azmi kardeşimiz çok böyle şen şakrak bir arkadaşımız. Ayrıca de işte şu anda sistemde olmayan Babakur 09 var. Burada bilgi sahibi ve söyledikleri de çıktı çoğu insanı. Nasıl bir insan olduğunu daha önceden sezip ayrıldığımız zaman çoğu insan inanmamıştı 41 Asi'nin nasıl bir insan olduğunu. Ama şimdi görenler gördü. Ben buradan da şunu söylüyorum. Babakurs 09'un da inşallah yakın zamanda sisteminin kalkacağına inanıyorum. Tekrar onu aramızda görmek istiyoruz. Çünkü biz onu seviyoruz. 41 Asi sen sevmesen de biz onu seviyoruz kardeşim. Tamam. Böyle arkadaşlar burada güzel bunlarla sohbetler dönüyor bu arkadaşlarımızla. Güzel de bilgi alışverişi oluyor. Lazım olmaz demeyin telsiz programı niye? Ben Türkiye'de bulunuyorum. Türkiye'de olduğum halde benim aracım turbo kesti. Turbo kestiği anda telsizde zaten açık dinlemedeydim. Bir anda şaşırdım zaten. Ne yapacağım? Kimi arayacağım? Araba her tarafı duman olmuş neredeyse yanmak üzere. Yani ne olduğunu da şaşırdım zaten. Halbuki tecrübeliyim de direksiyon üzerinde geçti hemen hemen benim de hayatım belli bir zaman. Ne yapayım ne edeyim derken o ara tesise girdim. Yavuz Usta direkt ben aklıma geldi. Yavuz Usta'ya çağrı yaptım.
Hemen arkadaşlarım ulaştı zaten. Tam hatırlamıyorum şimdi kanalda mıydı ve hemen ulaştılar. Aracım kendi kendine gaz vermeye başlamıştı. Yani neredeyse motor gidecekmiş. Onun sayesinde istop ettik. Edeyim yetmeyeyim derken istop ettik aracı. Sağ olsun. Yani lazım olmaz demeyin. Her an lazım olabilir telsiz. Bazı insanların bizi kötülemek için, biz insanları kötülemek için bir iftiralar atmış, iftiralar attı, atıyor da hala. Neymiş? Para yedirmişiz biz markaya. Ya arkadaş, Marco dediğin adam koskoca Midland'ın sahibi ya. Bizim, nerede? Ben o kadar para verip adamı satın alacak olsam Midland'ı satın alırım, olur ki benim ya. Ya akılla mantıkla mı konuşuyorsun kardeşim sen? Yani ne, para yedirmişiz de, para vermişiz de, bunları göndermişiz. Ya adam senin ne mal olduğunu gördü kardeşim. Adam senin ne mal olduğunu gördü. Siktir çekti adam ya. Bu kadar basit. Bu da zoruna gidiyor senin. Ya adamı gördünüz mü kardeşim? Bir de falsete 40 admin oldu. Dediği zaman adamın yüzündeki hüzünü zoruna o kadar gitmiş ki adamın. Ne oldu? Biz seni admin yapacaktık. Dünya admini yapacaktık seni. Dünya admini olacaktın. Ne oldu? Olamadın diye mi zoruna gitti? Her neyse, ben burada hakaret etmeyeceğim. Ben senin düştüğün seviyeye düşmeyeceğim. Ne demek bu? Senin kadar insanların kişilikleriyle, karakterleriyle, şeyle oynamayacağım. Yani kişiliğiyle oynamayacağım. Ben senin seviyene düşmeyeceğim. Benim arkadaşlarımın hiçbiri de senin seviyene düşmeyecek. O yanındakiler kimse, bir insan bir yere kadar anlaşabilir. Aynı düşüncede, aynı fikirde olmayan insanlar bir yere kadar anlaşabilir. 2 ay, 3 ay insanın ne olduğunu gördüğü zaman elini çeker. Ama aynı karakterde, aynı düşüncede, aynı amaç için uğraşıyorsanız bir avuç insan sizsiniz. Bir avuç dedin ya, bir avuç insan sizsiniz. Tamam mı? Çık kardeşim, benim gibi, ben bunu saydıklarım yarısı. Bak yarısı. Bizim arkadaşlarımızın, dostlarımızın, Sohbet 20'de, Midnight'ta bulunanların yarısı, ta Tur 17'de, Romanya kanalında olan arkadaşlar var. Mike Canavar'ı var, onun yanındakileri var, diğer kanallarda olanlar var. Ben saydıklarım yarısı. Sen de çık saygı kardeşim bakayım. Şu anda senin yanında bulunanlar kaç kişi, kimler? Tamam mı? Aynı düşüncede, aynı fikirde, aynı zihniyetteyseniz zaten böyle devam edersiniz. Ama değilseniz gene bölünmeler, gene sizde ayrılıklar, gene seni dışlayacaklar. O zaman bakalım ne diyeceksin. Gelmeyin. Hani geldi telefonuma bir ses kaydı. Hala içinizde sizin ne mal olduğunuzu öğrenip, ne mal olduğunuzu anlayıp bize video atıyorlar. Bulunduğunuz şu anki yerden. Sakallı 71 küfür ediyorsun. Baba kurs 09'a. Yaşından başından utan, ayıp. Kötü söz sahibinindir. Biliyorsun değil mi? Hala ne mal olduğunuzu anlayıp bize video atıyor. Sonra diyor ki adam, Okan 35.5 diyor ki, sen diyor buradan Stuttgart'ta olduğumu nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Kardeşim, al ben sana buradan bulunduğunuz yer neresiyse ben sana söyleyeyim, nereden biliyorum. Seven arkadaşlarımız var. Adamlar bakıyor. Görüyor. Bakın. Ben lan baba kurtum. La boyasın baba kurtun amına. Burayı keseceğim arkadaşlar. Küfür ediyor çünkü. Adam çekmiş atmış. Çünkü zoruna gitmiş. Sizin ne mal olduğunuzu görmüş. O yüzden arkadaşlar, bizim orada küfür yok, hakaret yok Midland'da kesinlikle. Dini propaganda yok, siyasi propaganda yok, spor yok. Çünkü hep kardeşiz. Bunlar işin içine girdi mi sıkıntılar doğuyor. O yüzden bunların hiçbiri yok. Geri bizim orada sohbet, saygı, sevgi var kardeşim. Küfür edene bile biz ya bilek listeyi alıyoruz. Ya da adminlerimiz gereken görevi yerine getiriyor, yapıyor gerekenleri. O adamı da güzellikle gene uyarıyoruz. Bazı arkadaşlarımız biraz fevri küfür etmiyor. Yani biraz sert çıkışlarda bulunuyor ama çoğu arkadaşımız hemen uyarıya geçiyor. Gene
Sevgi, saygı çerçevesinde o kişiyi uyarıyoruz. Biz böyleyiz, kalkıp da sizin gibi küfür etmiyoruz. O yüzden zaman her şeyin ilacıdır arkadaşlar. Benim size tavsiyem, indirin. Tesis programını dinleyin, bu sizin elinizde. Hoşunuza gitmediği zaman silersiniz. Sıkıntı değil. Girin bir bakın. Deneyin derim. Benden size söyleyeceğim budur. Bir denemesini yapın. O zaman sizler daha iyi bizim kimler olduğumuzu, ne yapmaya çalıştığımızı anlarsınız zaten kendiniz. Ya, cebinizden bir kuruş para çıkıp bize geldiği anda, öyle bir durum olduğu anda çıkın bizim yüzümüze tükürün kardeşim. Tamam mı? Saygılar, sevgiler olsun. Selam olsun. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.